Selamun aleyküm. Ben Refik Emicanız. Karadeniz'in ilk çizgi dizisinde beni izleme var mısın? Ekranı yukarı kaydır, Babacı TV'ye abone ol. Çünkü çok yakında oradayım. Hadi bakalım. Abla var ya, abone olmazsa çok kedi olur, haberiniz olsun. Evet Refik Bey, sorununuz nedir? İçinizi bana açar mısınız? Nasıl yani? Soyunayım mı? Evet soyunun. Kadınızdaki tonu merak ettim de pagayım rengin yatı. Ya ne soyunması ya? Sıkıntınızı anladın diyorum ya. He öyle desene ya. Şimdi doktor, ben o gey sakasını o kadar pahalanmışım ki. O kadar özledim ki onu. Hele o geçecektim da fiyomunun aşlanmış lana gibi suratını körmeyi özledim. O taşları boyla magamelanın kıvrak bloğu gibi alır koyardım istekama. O gey adacağım zaman o gey taşını alnıma çakardım boyla Alexander Sherlock gibi ortaya koyardım onu. Hey gidi. Bu mudur problem? Bunun mühim bir problem olduğunu zannetmiyorum. Ya tamam da sadece onu özlemedim ki. Langur'un o ağzına kadar çöp dolu çayını özledim ya. O çöp ağzıma geldiği zaman ederdim sağa sola tükürdüm onu ya. Mehmet Akam otururdu yanımda derdi bana oğlum beni de oku derdi. İşte o oradanı özledim ya. Yok kesinlikle katılmıyorum çünkü kapatıldığı çok iyi oldu. Bak doktor, okumuş adamsın ama yanlış konuşuyorsun. Ben oraya gitmesem o adam nasıl para kazanacak? He? Bak zaten kötüm nacizlani dışarı çıkmamak için kendimi zor tutarım. Bırak beni gideyim. Dışarıda ne yapacaksın? Köpekleneceksin değil mi? Gerek yok, otur evinde aşağı. Ya nasıl evde oturayım ya? Benim karı virüsten daha tehlikeli ya, onu ne yapacak? Tamam, bir şey demeyelim sana. Ama son bir isteğim var senden doktor. Ha o kahvenin çamını öbür de geleyim ne olursun ha? Öbür de geleyim, çok ihtiyacım var hadi. Bizim de sana ihtiyacımız var. Otur aşağı, evinde kal. Hadi.